AFAD arama kurtarma. Gerçekten o deprem, 17 Ağustos Marmara depremini bölgede yaşadığımızda devletin o şefkat, güçlü elini o kadar çok aramıştık ki. Ve Gebze'den bile TRT'nin en az 2 gün sonra haber verebilmişti. Depremle ilgili belgesel çekmek üzere devam ediyoruz araştırmalarımıza. AFAD Kocaeli İl Binası'ndayız. AFAD tabii Kocaeli AFAD olarak bizler de daha 9 ay olarak buraya geldik. Tabii çok yoğun bir temponun içerisindeyiz şu anda. Kocaeli AFAD'ımız ilin tamamına hizmet etmeye gayret gösteren bir kamu kurumu. Diğer taraftan da Türkiye Afet Müdahale Planı'nın uygulayıcısı konumunda. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı var. 26 hizmet grubumuzun tüm çalışma gruplarımızla beraber hayata geçirilmesi noktasında yapmış olduğu faaliyetler var. Bu sene 2021 eğitim faaliyet yılı olması hasebiyle Kocaeli'mizin tamamında büyük bir seferberlik yapıldı. Bu seferberlik neticesinde şu ana kadar 714 bin kişinin üzerinde vatandaşımıza, çocuklarımıza, ailelerimize ulaşmış vaziyetteyiz. Bir taraftan eğitim faaliyetlerinin yanında Kocaeli'deki afet risklerinin ne olduğu noktasında yapmış olduğumuz bir çalışma var. Kocaeli Üniversitemiz, Gebze Teknik Üniversitemiz, kamu kurumu kuruluşlarımızdaki uzmanlar bunlarla beraber bir araya geldik. Kocaeli'mizin afet risklerinin ne olduğu noktasında, tehlikelerin ne olduğu noktasında bir çalışma yaptık. Bunu iki tane çalıştayla beraber bezendirdik. Onlardan çıkmış olan işler neticesinde Kocaeli'mizde 4 tane afet riski çıktı. Bunlar işte deprem, sel, tehlikeli kimyasal maddeler olarak endüstriyel kazalar ve heyelanlar olarak karşımıza çıktı. Bunun yanında bölgesel ve ilimizin yapmış oldukları tatbikatlar var. 24 Haziran'da büyük bir tatbikat yaptık. 220 kişinin fiili olarak katılımıyla yapmış olduğu tatbikatta 400 kişinin de saha tatbikatının dışındaki kişilerin katılımıyla icra ettik. Bunu bir prova olarak yaptık. Afet olmasın, afet olduğunda da hazır olabilmek için de, afet öncesinde yapılması gerekenleri bir kez daha tatbikatlarla, yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla beraber afete hazırlanma noktasında Kocaeli'mize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Zaman en uzun günü gösteriyordu o gece. İnsanlar izleri hayat boyu sürecek bir şiddetin ayak sesleriyle silkinip, ölümün nasıl ansızın gelen bir şey olduğunu o an öğrendi. Yaralanıp kurtulanlar içinse, yaşam her an bir ölümdü artık. Ve bu akıl almaz sarsıntı, zamanın hafızasını ilk kez böylesine durdurmasına yol açtı. Ağustos'ta ben de Avcılar Grup Amirliği'ne arkadaşımızın izine çıkmasından dolayı oraya atanan bir kişiydim. Tabii, İtfaiye Grup Amiri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amiri'ydim. Tabii orada yaşamış olduğumuz şeyler, depremin vermiş olduğu şok ve onun neticesinde çoluk çocuğum, ben Fatih'te oturuyorum, Fatih'te çoluk çocuğumla beraber alıp hemen kendi aracıma bindirerek abimle beraber hemen Avcılar bölgesine gittim. Giderken de işte bir taraftan telsiz dinliyorum. Telsizde o bölgede izine çıkmış olan kardeşimizin sesini duyunca çok rahatladım. Ama olay yerine gittiğimizde, Avcılar'a gittiğimizde, Avcılar'da büyük yıkıntılar vardı. Tabii çok büyük acılar görüldü. Çok büyük sıkıntılar yaşandı. O gün yaşadıklarımızı Rabbimize bir daha yaşatmasın. Temennimiz bu. Ama o günden bu yana devlet olarak çok şeyler üzerine konuldu. Şükürler olsun. Araç, gereç, personel olarak çok şeyler üzerine konuldu. Bugün yani İstanbul İtfaiyesi o gün yapılan yatırımlarla beraber çok büyük bir aşama kaydetmiştir. Şu anda 5000'in üzerinde personeli vardır. 850 aracın üzerinde araçları vardır. Ama bizim o günkü imkanlarımız daha az
olmasına rağmen gene büyük bir sınav verilmiştir. O sınavdan da üzerinden kalkılmaya gayret gösterilmiştir. Ama bugün yine aynı durumlar yaşanırsa yaşanacak büyük sıkıntılar olur. İnşallah bu sıkıntıları iyileştirme çalışmalarına daha az iş bırakabilmek öncesinde yapılacak faaliyetlerle birebir ilişkilidir. İnşallah o faaliyetleri yapabilirsek daha az sıkıntılı günler karşımıza çıkar. Efendim son olarak bize Kocaeli AFAD Müdürlüğümüzü, personel, istihdam, işte alan itibariyle neler söylersiniz? Kocaeli AFAD işte şu anda bulunmuş olduğumuz merkezde görev yapıyoruz. Ama inşallah biz burayı da daha sağlıklı bir alana dönüştürmek için bir arsa çalışması yaptık. Bu arsayı da inşallah Devlet Şehir Hastanesi'nin yanında hemen bir arsa temin ettikten sonra Ankara ile yapmış olduğumuz, başkanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde inanıyorum ki kısa bir sürede de orada afet yönetim merkezimizi, AFAD merkezimizi inşaatını yapacağız ve Kocaeli'mize kazandırmış olacağız. Daha sağlıklı, daha yönetilebilir bir alan olması hasebiyle Kocaeli'mize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. 17 Ağustos Marmara depremi, afetler, felaketler, belalar. Allah devlet ve milletimizi, tüm insanlığı afetlerden, felaketten ve beladan korusun. Burası AFAD Merkezi. 17 Ağustos Marmara depremini gazeteci ve belgeselci olarak yaşamıştık. Depremde bilgi bilinçlenme yılı, kendimize bir sosyal sorumluluk projesi ortaya koyduk. AFAD Kocaeli İl Müdürümüzü makamında ziyaret ettik. Zamanın hafızası donup kalmıştı bu manzara karşısında. Gölcük'te yaşanan bu dehşetin korkulu yüzü şaşkınlığını atamamıştı üzerinden. Hayatın değişmez yasası burada da kendini göstermişti. Bilimi ve teknik gelişmelere gözlerini kapayan bütün toplumların başına aynı akıbet gelebilirdi. Yerle bir olan enkazların altından neler yükselmiyordu ki? Koca taşıtları bile içine alabilen çatlamış karayolları, yıkılmış köprüler ve her yanı saran bir yangın ateşi. Her yaştan insanın bir anda bir araya gelip birbirlerine affedici gözlerle yardıma koşması...